Herkese merhabalar. Ben Ali Can Hoca ve yine karşınızdayım. Öğrencilerim bugün 24. videoya geldik ama biz adeti bozmayalım. Bunu sürdürelim. Önce bir tekrar sonra 24. video gelsin diyelim. Ne işlemiştik? 23. videonun başlığını hatırladın mı? 23. video öğrencilerim neydi? 23. videonun başlığı dış kuvvetler ve akarsu biriktirme şekilleriydi. Yani biz dış kuvvetlere geçtik ve akarsu biriktirme şekilleri çalışmaya başladık. Hatırlayan var mıdır? Akarsu biriktirme şekilleri neydi? Akarsu biriktirme şekilleri içerisinde ne vardı? Birikinti konisi. Hatırladın mı böyle şey hatırla? Neydi birikinti konisi? dağların zirvelerinden iniyordu. Etekte birikim yapıyordu. Biraz daha büyüğüne birikinti elfazesi. Birden fazla birikinti konisi birleşiyorsa hatırladın mı cümleyi? Neydi? Bir daha dinleyeyim. Çok doğru aferin sizlere. Neydi cevap? Tabii ki dağ eteği ovasıydı. Peki başka ne vardı? Demiştim ki dağ içi ovası, Bolu, Malatya, Erzurum böyle ovalardı demiştim. E onun dışında ne çalıştık hatırlayınız lütfen taban seviyesi ovası diye bir şey vardı ve delta ovası. Kur'an hatırlıyor musun? Eğer demiştim daha denize varmadan geride bir birikimi yapıyorsa ona taban seviyesi ovası Ama demiştim eğer sahile ulaşıp alüvyonlar bir birikim yaptıysa ona delta ovası Ve delta ovası çok önemli bir şeydi. Delta Ovası'nı detaylı çalıştık. Delta Ovası olabilmesi için ne olması lazımdı? Mutlaka alivyon gelecek. Hatırla cümleleri. Gelgit güçlü olsun mu? Olmasın. Deniz akıntısı güçlü olmasın. Bol alivyon gelsin. Kıyı önü sığ olsun. Kıyı önü sığ demeye ne deniyordu? Bir ara dağların uzanışında öğretmiştim. Kıta sahanlığı geniş olsun. Kıta sahanlığının diğer adı neydi? kıta şelf alanı da deniyordu. Şelf alanı lütfen geniş olsun. Önemli delta ovaları vardı. Neydi? Adana'daki delta ovamın adı Adana Çukurova. Samsun'da ne vardı? Bafra Çarşamba. Ege'dekiler neydi? Meşhur ovalar hatırlıyor musun? Böyle sırayla Menemen Ovası. Ondan sonra aşağıda bir üstü aslında dikili. Sonra Menemen geliyordu. Sonra kim geliyordu? Selçuk. Sonra kim geliyordu? Balat Delta Ovası. Mersin'de meşhur bir delta ovası vardı. Silifke. Sakarya'da bir delta ovası vardı ama sanki böyle tam bir delta ovası olmuyordu. Yayılmıştı. O yayılmanın mantığı neydi? Hatırlıyor musun? Notlarını aldın mı küçük küçük? Akıntılar oluyordu. Akıntı var diye haliyle delta ovası tam böyle üçgenimsi gelişmiyordu. Biraz daha yayvan, biraz daha böyle yayılmış şekilde ilerliyordu diye sizlerle çalışma yaptığımı hatırlıyorum. Peki öğrencilerimiz başka ne çalıştık? Akarsu biriktirme şekilleri olarak bunlara değindik. Bana şey paylaşır mısın? Önemli bir soru tarzı çünkü hem ışınım hem birikim şekilleri vardı. Taraça, diğer adıyla seki demiştik. Sana böyle görsel olarak anlattığımı hatırlıyorum. Ve Menderes. Menderes coğrafyada hem ışınım hem birikim. Taraça, diğer adıyla seki hem ışınım hem birikim şekliydi. Yani bunların böyle mücadelesini vermiştik. Hatırlamanı istemiştim. Çok önemli bir şey. Taraçada epirojenik hareket mi etkiliydi? Orojenik hareket mi? Epirojenik hareket. Epirojenik hareket toptan yükselmeye dalçalma demekti. Ve Taraça'nın oluşumunda bu önemli bir şeydi. İşte böyle dipnotları hatırlıyorsan yavaş yavaş iyi yoldayız demektir. Yani şu anda anlattığım şeylere bana sesli cevap verebildiysen ekran karşısından şu anda bir şeyler yolunda gidiyordur. Ama cevap veremiyorsan bu bir uyarı. Demek ki bir şeyler halen tam oturmamış. O zaman videoları daha canlı, daha dikkatli dinlemen gerektiğini, küçük küçük notlar alman gerektiğini bir kez daha önemse. Ne olur? Coğrafyada özgüven çok iyi değildir. Bakın biz yılların hocasıyız. Bazen şu anda beni dinleyenler için de kesin şu cümleleri kullananlar duyuyorum. Ya ben iyiyim zaten. Dur 1.75'te dinleyeyim, dur 2'de dinleyeyim, hızlı hızlı dinleyeyim. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü öğrencilerim söyleyeceğim her cümle önemli. Çünkü biz yılların hocasıyız ve o soru tarzlarını veriyoruz. O yüzden o soru tarzlarına ulaşmak için ağır dinle. İkinci tekrar yaparken hızlı dinleyebilirsin. Çünkü tekrar söylüyorum. Coğrafyada nice öğrenciler gördük. Hocam benim coğrafyam mükemmel. Hocam geçen sana bir tür söylemesi full çıkardım diyor. Ama dersler başlıyor. Birkaç soru soruyorsun. O full çıkarana odaklanıyorsun. Diyorsun ki oğlum hani full çıkarmıştın. Hadi bize cevap ver. Altyapın hani iyiydi? Ama bakıyorsun çit çıkaramıyor. Çünkü demek ki her şey tamamlanmamış. Eksik bir şeyler var. Ya da sınavda bildiği şeyler denk geldiği için full çıkarabildi. O yüzden ne olur? Özgüven abartılı iyi değildir diyorum. Yani temkinli olmak, her zaman ayağı yere sağlam basmak bizim için önemli. Gelelim bugüne. Dostlarım ben bugün ne anlatacağım? Türkiye'de rüzgarlar. Ben bugün ne anlatacağım? Türkiye'de buzullar ve Türkiye'de karstik arazilerde olan şekiller. Yani acaba rüzgar Türkiye'de şekillenme yapmış mıdır? Buzullar acaba şekillenme yapmış mıdır? Karstik arazilerde acaba bir şekillenme var mıdır? Yani ne yapacağız? Unutma cümlemi. Her dış kuvvet mutlaka aşındırma yapar, mutlaka biriktirme yapar. O zaman bugün rüzgarlar, buzullar ve karsik şekiller acaba aşındırma ve biriktirme olarak ne yaptı onlara bakacağım. Girelim mi konuya? Konuya şöyle girelim. Şöyle biraz tahtada çalışalım. Sana güzel yine görseller daha sotundan paylaştım. Güzel güzel pekiştirelim. Ama konuş o, Türkiye'de rüzgarlar. <laughs> güzel. Etrafı da merak ediyor. Vallahi ciddi ciddi hazırlanıyor şu anda etrafa. Not da alıyor. Bugün ona şey teklifi sundum, sınava girecek misin diye. Yani ciddi bir rakip geliyor ama işte bu sonlarda artık sokmayız onu. Fazla şey yapma, dur onlar girsin. Türkiye'de rüzgarlar, öğrencilerim önce lise bilgisini hatırlıyor musun? Rüzgar dediğin şey basınç farkından oluşur. Ve rüzgar her zaman, bunu daha önce iklimde paylaşmıştım, yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider. Yani bir basınç farkı oluyor. O basınç farkının arkasında da genelde sıcaklık farkı var. O zaman bir yerde sıcaklık aynı olmuyor. Basınçlar değişiyor. O da rüzgarı etkiliyor. Şimdi dostlarım konumuz bugün yer şekilleri. Sana diyor ki test söyle bakalım. Sence Türkiye'de rüzgarlar bir şeyler yapmış mı yer şekilleri olarak? Evet yapmış. Türkiye'de rüzgarların yaptığı şekiller var. Ama öğrencilerim doğru bir bilgi paylaşalım. Ama yaygın değil. Hocam yani Türkiye'de akarsu kadar böyle abartılı şekillenme yapmamış mıdır? Yapmamıştır. Çünkü lise bilgene ihtiyacım var. Dünyada rüzgarlar genelde çöllerde çok etkili. Yani yıllık yağışın az olduğu, lütfen şu anahtar kelimeleri doğru yakalayın. Yıllık yağışın az olduğu, bitki örtüsünden yoksun ya da bitki örtüsünün çok az olduğu, özellikle burada biraz bitki örtüsü diyerek hani orman örtüsünün olmaması anlamda kastediyor. Orman örtüsünün az olduğu yerlerde rüzgar aşındırmayı, biriktirmeyi daha çok yapar. Ben de diyorum ki e bu koşullar dünyada çöllere karşılık gelir. O zaman ben de ikinci soruyu sorayım. Türkiye'de çöl var mı? Dostlarım bizim ülkede çöl yok. O zaman bizim ülkede çöl olmadığına göre rüzgara ait yer şekilleri fazla oluşmamış diyeceksin. Ama az da olsa var. Peki az da olsa lütfen anahtar kelimeleri doğru yakalayın diyorum. Az da olsa nerede var? Önce şartları öğren. Nerede mi var? Türkiye'de yıllık yağışın az olduğu, Türkiye'de bitki örsünün yoksun olduğu. Ne diyecektim bitki örsünü? Orman diye düşün. Orman örtüsünün az olduğu yerlerde var. O zaman ben de sorguluyorum. Türkiye'de buralar nereye denk geliyor? Her şeyi anlatacağım size. Türkiye'de buralar... Öğrencilerim biraz sonra paylaşacağım İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun bazı yerlerine denk geliyor. Bir daha söyleyeyim İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı yerleri Türkiye'de rüzgar rüzgara şekillerin daha baskın olduğu yerdir. Yani özetle rüzgar biraz iç kesimlerde bizim ülkede daha etkili diyebilirsiniz. Peki öğrencilerin bilmenizi istediğim şey Rüzgar aşındırma yapar A diyorum. Biriktirme yapar B diyorum. Soru şu. Rüzgar aşındırmayı nasıl yapıyor? Yani havanın kendisi mi yapıyor? Hayır. Öğrencilerim rüzgar eserken içinde küçük küçük boyutlarda malzeme taşır. O malzeme gidiyor bir yere çarpıyor. Bir yere vuruyor. O zaman vura vura çarpa çarpa orayı oymaya aşındırmaya başlıyor. Yani her şeyin böyle bir mantığını öğrenin diyorum hep. Rüzgar aşındırmayı nasıl yapıyormuş? Taşıdığı malzeme mer gidip bir yere çarpa çarpa öğrencilerin bir aşındırma şekli oluşuyormuş. İki, rüzgar biriktirmeyi nasıl yapıyor? Rüzgar eserken içinde malzeme taşıyor ve rüzgar bir ara hızı kırılıyor. Öğrencilerim o zaman rüzgarın hızının düştüğü yerde, rüzgarın artık esemeyeceği bir yerde içindeki malzeme ne yapıyor? Yere doğru düşmeye başlıyor. İşte o yere düşerken yıllar içerisinde bu olay tekrar ede ede bir birikim gerçekleşiyor. O zaman aşındırmayı nasıl yaptı? Vura vura diyorum. Biriktirimi nasıl yapıyor? Taşıdığı malzemeyi bir ara rüzgarın ya hızı kırılıyor ya kendisinin gücü bitmiş oluyor ve artık içindeki malzemeyi bırakıyor. Şimdi öğrencilerim önemli bir yerdeyim haberiniz olsun. Lise test tekniğinde bak cümleye dikkat kasıtlı lise dedim. Lise test tekniğinde. Biz rüzgarı detaylı anlatırız. Deriz ki bak rüzgar aşınırma şekillerinden sana mantar kayayı öğreteceğim deriz. Sana şahit kayayı öğreteceğim deriz. Lütfen böyle bir isim aşinalı istiyorum. Sana böyle garip bir isim. Tafoni diye bir şey öğreteceğim deriz. Garip isimler bak. Yardank diye bir şey öğreteceğim deriz. Öğren Hamada. Diğer adıyla çöl kaldırımı diye bir şey öğreteceğiz deriz. Hoca bunlar ne? Bunlar coğrafyada rüzgar aşındırma şekilleri. Sor bana. Neden öğretiyorsunuz hocam bize bunları? Bazen seçeneklerde, öncüllerde gelebiliyor. O yüzden diyorum ki yabancı kalma. Yani şey duymanı istiyorum bak. Ya Alican Hoca Tafoni diye bir şey dedi. Ben bunu rüzgarla ilgili bir yer şekli olduğunu bilecekmişim. Bu kadar. Türkiye'de bunlar yok. Bak Türkiye'de yardım diye bir şey yok. Çünkü bunlar çöl alanlarında oluyor. Hamada diğer adıyla çöl kaldırımı diye bir şey yok. Çünkü bunlar adı üzerinde çöl kaldırımı, çöllerde olan bir şey. Sadece isim duy. Tafoni'yi duydun, Yardang'ı duydun, Hamada'yı duydun. Peki öğren diyorum, Mantarkaya, Kaya var mı bizde? Var tabii ki. Bunları böyle bir özel açacağım biraz sonra. Peki biriktirme şekilleri ismen ne? Coğrafyada rüzgar biriktirme şekilleri derken akla ne gelir? Paylaşayım dostlar. Kumullar gelir. Akla ne gelir? Benim aklıma LÖS diye bir şey geldi. Ve öğrencilerim Barkan diye bir şey geldi. Peki yine sorun bana. KPSS testekinde ben hangisini bilmeliyim? Açıkçası kumulları bilmelisin. Çünkü LÖS Türkiye'de iyi bir örnek olarak bulunmaz. Yine Barkan bunlar çöl alanlarında olan şeyler. Çöl alanlarında yaygın olduğu için bizim ülkede bize böyle şeyler sormuyor. Yani MEB'in kitaplarına da baktığında... Baktığımız zaman böyle Türkiye adına bunlara hiç örnek vermiş mi? Hayır. Ama kumullara örnek vermiş. Ama mantar kaya, şahit kaya örnek vermiş. O zaman öğrencilerim biz de bunun mücadelesini verelim. Şimdi harita adına bir tekrar yapalım mı? Ben ne dedim az önce? Bir yerde yıllık yağış az ise dedim. Öğrencilerim yıllık yağışın az olduğu yerlerde coğrafyada rüzgar, aşındırma, biriktirme şekilleri daha baskın. İklimi anlattım ki daha rahat anlayalım. İklim bilginizi hatırlayın. Türkiye'de Tuz Gölü çevresi etrafı dağlarla çevrili olduğu için iyi yağış alamıyordu. Çünkü nemli hava dağlarla çevrili bir yere gelince yükselmek zorunda kalacak ama sonra aşağı inecek. Ben de demiştim ki aşağı inen yağış getiremez. Alçalıcı hava hareketi yağış getiremez. O zaman öğrendilerim yıllık yağış nerede az Türkiye'de? Güneydoğu Anadolu'da az. Yani Güneydoğu Anadolu Türkiye'de ne olarak kabul görüyor? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu yıllık yağışın en az olduğu yerlerden biri. Peki başka nereyi vermiş? Şöyle mavi rengi bir daha aktifleştireyim. Iğdır'ı vermiş. Van'ı vermiş. Demiş ki bak. Bunlar Türkiye'de 500 milimetrenin altında yağış alan yerler. O zaman buralarda rüzgar ait yer şekilleri, buralarda rüzgar ait yer şekilleri, Şanlıurfa, Mardin, öğrencilerim şurası da Şanlıurfa. Şöyle biraz daha sol tarafı Kilis, Gaziantep. Buralarda rüzgar ay şekiller bekle. Tuz Gölü çevresi dediğim yerde rüzgara ait şekiller bekle. Arkadaşlarım burası neresi? Hani Ankara burası. İşte sağ tarafta kim var? biraz böyle Kırşehir, Nevşehir tarafları, aşağıda Aksaray var. Tabii ki Konya hani yüz ölçüm olarak geniş bir yer tuttuğu için buradaki turuncu rengin önemli bir kısmı Konya. Peki öğrencilerim önemli bir yerdeyim haberiniz olsun. O zaman İç Anadolu, o zaman Güneydoğu Anadolu, o zaman Doğu Anadolu'dan Iğdırvan, Rüzgar ait yer şekilleri burada bir tık daha fazlaymış. Çünkü yıllık yaş az, bitki örtüsü fakir. Özellikle burada bitki örtüsü diyerek tekrar söylüyorum. Ormanı kastediyorum. Peki öğrencilerim. Burada bir renk tonunu arttırmış. Demiş ki bak burası rüzgar adına test tekinde sorulacak en önemli yer demiş. Dostlar burayı tanıştıralım. Burası Konya Karapınar. Türkiye'de Konya Karapınar diye bir yer var. Böyle yeşil çamın. Bazı çöl filmleri, mesela ben Şener Şen'in böyle bir Allah'ım kör et beni diye bir filmini hatırlıyorum. O mesela Konya Karapınar'da çekildi ifade ediliyor. Yani çöl alanları için Arap ülkelerine gitmemişler. Türkiye'de Konya Karapınar'a gelmişler. Çünkü gerçekten böyle ifadeyi doğru kullanmaya çalışalım. Çölümsü bir yer. Yani ciddi anlamda kurak ve çöl olma tehdidi yaşayan bir yer. İşte bazen böyle tema gibi kuruluşlar erozyonla mücadele etme adına buralarda bir takım çalışmalar yapmaya gayret ediyorlar. Ama gerçekten sıkıntılı bir yer. Şimdi işimiz test tekniği. Haritayı neden açtım? Gör diye. O zaman Tuz Gölü'nün alt tarafı. Tuz Gölü'nün alt tarafında Konya Karapınar diye bir yer varmış. Ali Can hocam diyor ki görsel sorularda ben gözüm ilk burayı arayacakmış. Yani öğrendiğim bana 5 tane renk verecek diyecek ki sana rüzgar ait yer şekilleri söyle bakalım nerede daha çoktur? O zaman ne diyeceksin? Rüzgar ait yer şekilleri Türkiye'de. Ali Can hocam dedi ki tuz yönün altında daha çokmuş. Öncelik orası, sonra şu çarpı attığım yerlere biraz. Kulak ve tabii ki gözünü dikkat etmeni istiyorum. Öğrencilerim söylemek istediğim önemli bir bilgi buydu. Demek ki rüzgar adına bilmemiz gereken önemli hamle bu. Şimdi şeye gelelim. Aşındırma şekilleri var, biriktirme şekilleri var rüzgar adına. Dedim ki rüzgar aşındırma şekilleri adına en iyi örneklerden biri mantarka ve şahit kaya. Dostlarım şu anda resimde gördüğünüz medya yazdığı mantarka işte. Bazen bunu resimli verdiğimiz için böyle resimli halinde görün dedim. Hocam bu nasıl olmuş? Arkadaşlarım aslında bunun hikayesi şu. Burası aslında bir dönem şöyleydi. Peki ne olmuş? Yukarısı sert, aşağısı sert, orta yumuşak taşlardan oluşuyor diyor. O zaman rüzgar sağdan soldan geliyor buraya diyor. E peki sağdan soldan gelirken hangi kısım daha rahat aşınacak? Yumuşak olan. Ozan diyor yumuşak olan aşındı, aşındı, aşında aşındı. Her rüzgar geldiğinde içindeki malzeme buraya vura 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 bir baktık alt taraf oyulmaya başlandı. O orta kesim oyulmaya başlandı. Ve öğrencilerim görüntüye böyle bir şekil çıktı. Hocam bunlar böyle 50 yıl, 100 yıl mı? Hayır daha da abart. Belki 1000 yıl içinde oluyor. Ve öğrencilerin bir şeyi de fark edin, şu anda bizlerse anlatırken sonuçta rüzgar halen buralarda esmeye devam ediyor ve halen bu aşındırma devam ediyor. Ve ileride belki bu şapkada, bu üst tarafta ne yapacak? İyice incelirse orta kesim dayanamayacak ve düşmek zorunda kalacak. Türkiye'de böyle yerler nerede? İç Anadolu çok iyi bir örnek. Yani Türkiye'de Aksaray'da, öğrencilerim Türkiye'de Nevşehir'de böyle notlarda yazıyor ama ekstra almak isterseniz alın. Aksaray, Nevşehir, Kırşehir yani bu iç Anadolu illerinde böyle her şekilleri görme ihtimaliniz çok yüksek. Yani genelde favori olarak Nevşehir ve çevresi verilir haberiniz olsun diyorum. Peki hocam Şahit Kaya ne? Mantar Kaya gibi. Orun da mantığı şu bak resmini koymadım ben anlatırım dedim mantığı şu diyor ki bak farklı nitelikte taşlar vardı. O ne demek yani sert yumuşak sert yumuşak diyor ki mesela şöyle taşlar vardı öğren derim diyelim ki yumuşak şöyle kalemi hafif ince alacağım diyelim ki şurası sert burası yumuşak işte bu taraf sert peki diyor rüzgar gelince ne yapar? mantık olarak yumuşak olanı daha rahat aşındırır. Haliyle sert olana dokunamaz. Yumuşak olanı aşındırır, sert olana dokunamaz. Diyor ki, Türkiye'mizin bazı yerlerinde şöyle manzaralar oluyor bak. Şöyle manzaralar oluyor. Yani tepe ya da dağın zirveleri ya da uç kısımları böyle görünüyor. Bir boşluk var. İşte bir böyle zirve gibi bir şey var. Bir boşluk var, bir zirve gibi bir şey var. Hocam Böyle Türkiye'de bunu özellikle biz nerede görüyoruz? Özellikle İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da. Yani Türkiye'de o yıllık yaşınız, bitki fakir olduğu yerlerde Şahit Kaya dediğimiz, hani eskiden buranın bir bütün olduğuna şahitlik yaptığı için şunlar, coğrafyada bu çıkıntılara Şahit Kaya adı veriliyor. O zaman ben ismini ve mantığını duymanı ve öğrenmeni istedim. Peki, Rüzgar biriktirme yapıyor dedim. Lös diye bir şey var dedim. O bir toprak adı. Topraklara gelince anlatacağım size ve barkan diye bir şey var. Ama dedim bunlar genelde çöl alanlarında olur. Ozan hocam, Türkiye'mizde biriktirme adına ne olur? Şöyle dostlarım, resmi eğer rahatça görüyorsanız şöyle plajların arkasında kumullar oluşuyor. Bazı Türkiye'mizde bazı plajların böyle arka tarafında kumullar yani diğer söylemle kum yığınları görüyorsun. Soru şu, diğer videolarda daha iyi anlayacaksın. Sahildeki plajı, yani o plaj kumunu dalga getiriyor. Denizin içinden geliyor o. Ama gerideki plaj sonrasındaki atıyorum 10 metre yürüdün, 20 metre yürüdün ama bir sürü kum var orada. O kumları oraya kim getirdi? İşte rüzgar getirdi. Mesela devlet kitaplarında en iyi örnek kim paylaşılır? Ben de gittim birkaç yere. Antalya Patara Plajı paylaşılır. Etrabe yolun düştü mü hiç Antalya'ya? Evet. Gittin mi? Patara Plajı diye bir yer var. Ve gerçekten hem sahil saf kum hem de geri taraf saf kum. Hatta Antalya Patara genel kültür olarak da biliniz. Turizm açısından da duyunuz. Karete karetelerin hani yavrularını o yumurtalarını bıraktığı yer aynı zamanda. O yüzden Türkiye'de kumullar deyince mesela akla kim gelecek? Bunu daha sonunda paylaşmışımdır. Ama ne olur altını çizin ya da not önünüzde değilse küçük not alın. Neresiymiş burası? Antalya, Patara, plajı denilen bir yer var. Oradaki kumullar demek ki rüzgar. Öğrencilerim neymiş? Biriktirme şekliymiş. Demek ki rüzgara şındırma, rüzgar biriktirme diyerek kastettiğim buydu. Tamam mıdır burası? Rüzgar hallettik mi? Tamam. Sanki böyle cevap verdiğini hissettim gibi siliyorum. E o zaman buzulu düşünmeye başlıyorum. Öğrencilerim sorgulattırmaya başlıyorum. Buzul ne? Buzul ne? Kar yağıyor, kar yağıyor, erimiyor. Üst üste üst üste bir iki bir iki bir iki bir iki buz ya da buzula dönüşüyor diyoruz. O zaman yoğun kar yağışı sonucunda erimen o kar taneleri süreç içerisinde buzullara dönüşür. Peki ben de kendi ülkemize bilgisini hazırlamaya başlıyorum sizi. Öğrencilerim soru. Türkiye'de buzullara ait şekiller yaygın mıdır? Cevap verelim. Hayır. Bir daha soruyorum. Türkiye'de buzullara ait şekiller yaygın mıdır? Cevap veriyorum. Hayır. Bu bir ÖSYM sorusu. Türkiye'de etkisi en az olan dış kuvvet kimdir? Türkiye'de hangi dış kuvvete ait yeryüzü şekli daha az? Buzullar. Bazen farkında mısınız ders anlatırken ya da böyle notlarda, yayınlarda? Yer şekilleri diyor, yüzey şekilleri diyor. Aynı kavram haberiniz olsun. Yani farklı bir dil ama aynı kapıya çıkıyor. Peki bizde buzullar neden yaygın değil? İşte biraz lise altı yapısı. Çünkü buzullar Alican Hocam dünyada genelde kutuplara yakın ülkelerde olur. Doğru. İlk üniteye gidin. Eski videolarımızı hatırlayın. Coğrafyada 66 ile 90 arası kutuplara yakın yerler olarak anılır. O zaman dünyada ülkemiz bu taraflarda olsaydı o zaman buzullara ait yer şekilleri muhtemelen akarsu gibi iki video 3 video çekilmiş olacaktı. Bakın akarsu iki video çektik. Daha bir tane daha çekeceğiz su kaynaklarında. Bitmiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de önemli bir dış kuvvet. Ama buzullar 5-10 dakika içinde bitireceğiz. Neden? Çünkü kutuplara yakın ülkelerde oluyor bu. E bizim ülke neredeydi? Hatırla lütfen. Bizim ülke Orta Okşak'ta. Türkiye neredeydi? 36-42 Kuzey Paralelleri. O zaman Türkçe bak adım adım gidiyorum. Seni hazırlıyorum. 1- Türkiye'de buzulayt yer şekilleri neden yaygın değil? Bak soruyu sordum. Türkiye'de buzulayt şekilleri neden yaygın değil? Cevap. Enlem Alican hocam. Çünkü biz kutuplara yakın bir ülke değiliz ki. Bak adım adım gidiyorum. Şimdi kafan karışmasın. Soru 2. Hocam ama az da olsa hani böyle yaygın değil o zaman tersi az da olsa var mı? az da olsa var. Peki az da olsa niye var? Yani hani kutuplara yakın bir ülke değildiniz. Sizin ülkede o zaman buzula ait yer şekilleri hiç olmamalı. E niye var o zaman? Cevap. Lütfen dikkat ve konuya girelim böyle. Cevap ne? Yükselti. Yani demek istediğim özel konum. Özel konumun diğer adı neydi hatırlıyor musun? Neydi mutlak mı? Hayır. Göreceli. Göreceli konum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yüksek dağlar olmasaydı buzulayt yer şekilleri olmayacaktı. Öğrencilerim bizim ülkede yüksek dağlar var diye buzulayt yer şekilleri var. E peki dağlar ne demek? Özel konum koşulları. Yani göreceli konum koşulları demek. Peki şu soruyu soralım. Yüksek dağlar derken Alican Hoca. Acaba bu yüksek dağlar kaç metre olmalı? Yani Türkiye'de dağ olmak yeterli mi buzul ay şekillerin görülmesi için? Hayır tabii ki. Türkiye'de o yüksek dağların kriteri şu anda 3000'i zorluyor olması. O zaman eğer Türkiye'de bir dağ 3000 metrenin üzerinde zirvesi varsa, yani 3500, 4000, 5000 bu tarz bir zirve varsa Türkiye'de buzul ait yer şekilleri var. Biraz sonra ne demek istediğimi anlatacağım. Şu cümleyi ilave edeceğim. 3000'i zorlayan yerlerde güncel olarak buzullar olmaya devam ediyor. Yani halen buzullar bir şey yapıyor. Ama Türkiye'de bir ara hatırla eski dersleri. Kuaterner döneminde bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Kuaterner döneminde bir buzul çağı olmuş. İklimlerde genel bir soğuma olmuştu. Hocam iklimlerde genel bir soğuma olmak demek ne demek? Yani hava soğumuştu Türkiye'de diyor. Peki hava soğuduğu için ne oldu? Türkiye'de eskiden 3000 metrede görülen, 4000 metrede görülen buzulay yer şekilleri artık daha da aşağıdan başladı. Yani 2000. Yani öğrencilerim geçmiş yoruşik zamanlarda, Kuaterner döneminde 2000 metredeki dağlarda buzulay yer şekilleri var. 2500 metrede yer şekilleri var. Bu bir ÖSM e sorusu haberiniz olsun. Diyor ki neden 2000-2500 metrede var? Hani şu anda yok. Şu anda böyle bir zirvesi olan dağlarda buzula ait bir aktif buzul şekilleri görmüyoruz. İşte diyor ki ama geçmişte buzul çağı olmuştu. Geçmişte buzul çağı olduğu için o dönemden kalan kalıntılar var. Yani şu anda bu 2000'i zorlayan yerlerde şu anda buzul ait yer şekilleri yok. Ama geçmişte örnekler var. En favori yeri söylüyorum not alalım beraber. Türkiye'de Bursa Ulu'da. Bu bir ösemes sorusu. Türkiye'de Bursa Ulu'da zirve olarak 3000 falan mı? Hayır işte 3000'in altında. Ama buzulat yer şekilleri var. İşte ben de diyorum ki geçmişten kalma bu. Yani güncel değil diyeceksin. Demek ki öğrencilerin buzul adına düşürmen gereken önemli bir hamle de bu olsun. Biraz sonra 3000'i zorlayan dağlara örnek vereceğim. Ama önce yine şunu hazırlamak istiyorum. Buzullar aşındırma yapar, buzullar biriktirme yapar. O zaman soruyorum. Buz nasıl aşındırma yapıyor? Öğrencilerim buz dediğin şey böyle tonlarca ağırlığa ulaşıp hareket ediyor. O zaman buzullar hareket edince ne olur? Buzullar hareket edince coğrafyada bir takım aşındırma şekilleri başlar. Etrafa biraz sıcak mı oldu ya? Bir klima mı rica etsem? Galiba ben biraz terlemeye başladım. Biraz böyle terleyen de biriyim. Öğrencilerden de özür diliyoruz. Ama hemen sağ olsun halletti. Sağ ol. Peki o zaman devam. Tempoya da hani böyle dikkatim dağılmasın. Böyle iyi gidelim. Çünkü bence iyi gidiyor. Zamanlama da iyi. Ama etrafa kızıyor bazen çok uzatıyorsun Alican hocam. Öğrenciyi yorma. O yüzden bizler de böyle hep söylüyorum. Niyetim 35-40'ta aslında dersi kesmek ama bazen coşuyorum. İşte orada Etrabe devreye giriyor. Yeter diyor sanki bugün karsik şekiller başlığını diğer videoya bırak der gibi bakışı var şu anda etrafenin. Ben de galiba öyle yapayım. Yani buzulları güzel bir anlatalım. Karsik şekiller diğer videoya kalsın. O zaman bunun bir emeğini verelim ama. Buzula ait yer şekillerinin isimleri nedir elcan hocam? Yine böyle lise altyapısı vereceğim. Coğrafyada buzula ait yer şekilleri. Sirk çukuru dostlarım ya da sirk çanağı diyor buna. Peki buzul ayıt aşındırma şekilleri için de başka bir şey var mı? Hörgüç kaya diyor. Peki Türkiye'de buzul ayıt ya da dünyada buzul ayıt aşındırma şekilleri olarak başka bir şey var mı? Şöyle bir kendimi süzüyorum. Sirçana, Hörgüç kaya en önemli örnekler. Peki bu tarafa gidiyorum. Buzul biriktirme mi yapıyor? Evet. Buzul da malzeme taşır. Tıpkı akarsu gibi, tıpkı rüzgar gibi. O zaman buzul malzeme taşırken ne olur? İçindeki malzemeyi gidip artık eridiği yerde, artık gücünün bittiği yerde bırakır. Peki hocam o gücünün bittiği yerde bırakınca ne olur? Sander düzlükleri olur. Mesela bakıyorum ne olur diye Sander düzlükleri dışında Durimlin tepeleri olur. Peki başka ne olur olacaksın hocam? Bakıyorum Moren Moren ya da moren setleri olur diyor. Moren yığınları ya da moren setleri olur diyor. Kim sor bana. Bana testekininde, KPS testekinde bunlardan hangisi sorulacaktır? Kesinlikle şu. O zaman sirk çanağını detaylı çalışalım. Hörgüt kayı sadece duy istedim. Sadece duy. Böyle bir kulak aşığını göz aşığını sander du istedim ÖSM testlerinde şu ana kadar böyle bir soru gelmedi. Drummin öğrendim gelmedi. Çünkü niye gelmiyor? Çünkü bunlar daha çok buzulun hani daha etkili olduğu ülkelerde yani kutuplara yakın ülkelerde daha oluşan yer şekilleri. Ama moren setleri de sorulabilir. Çünkü Türkiye'de dağlarda moren yığınları var dostlarım. E peki bize üstüne gidelim. Coğrafyada buzul aşındırma şekillerinden sirk çanağı nasıl bir şey? Size onu anlatarak başlayalım. Buzullar nerede görülüyor onları anlatarak başlayalım. Peki o zaman bir görsele ihtiyacım vardı. Ben de işte görseli size hazırladım. Şu anda karşında duruyor. Öğrencilerin birinci harita ne? Birinci harita Türkiye'de buzula ait yer şekillerinin görüldüğü dağ örnekleri. Peki buradaki cümleme dikkat. Özellikle testlerde diyorum şurayı çok sorarız. Ne diye sorarız? Orası Bursa Uludağ, buzulay şekillerin görüldüğü bir dağdır ama bir şey dedim. Burada kalıntılar var. Yani geçmişte burada buzulay ait yer şekilleri olmuştu. O yüzden öğren diyorum o geçmiş yani buzul çağı döneminden kalmaya en iyi örnek genelde Bursa Uludağ verilir. Hatırlatalım Bursaoğlu da volkanik kökenli bir dağdı ama bir batolitti. Hatırla o kelimeyi. Peki hocam peki diğer yerlerden kimi bilmeliyim? Öğrencilerim böyle vurguluyorum bak şunların isimlerini bilirsen iyi olur çünkü test tekniğinde geliyor bak. Buzulayt yer şekillerinin görüldüğü önemli dağ örnekleri adına hani en iyiler kimlerdir diye sorarsanız bana ben size şurayı söylerim. Toros dağlarından Bolkar ala dağlar. Böyle küçük küçük not al bak. Ok çıkar not al. Bol ala dağlar. Hocam böyle kimi soruyor bana? Kayseri Erciyes. Türkiye'de böyle en önemli. Buzulay şekillerin görüldüğü dağ örneklerinden biridir. E bakıyorum böyle özellikle Karadeniz'e farkında mısınız? Doğu Karadeniz dağları daha yüksektir. Orta Karadeniz dağlarının yükselse azdır. Batı Karadeniz eh ama sıralamada Doğu Karadeniz dağları en yüksek zirvelere sahiptir. O zaman Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in dağları daha yüksek olduğu için özellikle böyle Rize Kaçkar gibi, Artvin Karçal gibi. Bak bir daha söylüyorum. Rize Kaçkar, Artvin Karçal. Bakın bu bir ÖSM test Tekriğinde bir seçenek olarak gelmişti. 2016 diye aklımda kalmış. 2016 KPSS'de Karçal bir seçenekti. Neredeymiş Karçal? Artvin'de. Kaçkar nerede? Meşhurdur. Nerede tabii ki? Rize'de. Öğrencilerin bu Erzincan, Tunceli dolaylarında Mercan dağları. Çok meşhur testlerde çok gelir. Hocam böyle meşhur dağlara tabii ki örnek Ağrı Dağı. Hani buzulay şekillerin görülme ihtimali, güncel buzulların görülme ihtimali nerede var? İşte şurada dostlar Süphan Dağları. Ya da şu meşhur Hakkari taraflarında bir dağ var zaten adı o, Buzul Dağları. Öğrencilerim Buzul Dağları deniyor. O zaman bu Hakkari taraflarındaki Buzul Dağları, buzulay şekillerin görüldüğü dağlara örnek. Hadi bir daha. O zaman bana, 2 3000in altında kalma adına, geçmiş jeolojik zamanlarda görülme adına, en iyi örnek kimdir diyecekmiş da Ama bana, şu anda Buzulayt yer şekilleri varsa, güncel anlamda halen bir şeyler yapmaya devam ediyorsa, nerede devam ediyor mesela? Bolkarala Dağlar, Toruslardan Dağ isimleri. Kayseri Erciyes çok iyi bir örnek. Mercan Dağları, Erzincan'da iyi bir örnek. Rize, Kaçkar, Artvin, Karçal iyi bir örnek. Ağrı, Süphan Öğrencilerim Hakkari Buzul bu gibi 3000'i zorlayan dağlar var burada ve bu yüzden buzul ait yer şekilleri görünüyor. Şimdi ÖSYM hatırlatayım. Bir ara tıpkı şimdiki çift yıl ya bu sene. Bir ara çift yılda ilginç bir şey oldu. Hem lisansta hem ön lisansta hem orta öğretimde ÖSYM buzuldan soru sordu. Yani aynı sene 3 farklı sınavda 3 çeşit soru tarzı geldi. Ve genelde soru tarzları birbirine benziyordu. Klasik giriş oydu. Aşağıda verilen dağlardan hangisinde buzula ait yer şekli yoktur? Buzula ait yer şekilleri nerede yok? O zaman 3000'in altında kalan, hele ki 2000'in altında kalan yerler. O zaman öğrencilerim o meşhur yerlere, yani ben size bugün bir de tuzak öğretmek istiyorum. O tuzaklar örnek. Sana Yıldız Dağları'nı sormayı çok severiz. Ya bu kırıklar ile taraflarında yıldız dağları var. Sence buzulay şekiller burada çok görülüyor mu? Hayır. Bak haritada da buraya denk geliyor. Peki hocam bu Ege'de hani Kırık Dağlar vardı ya. Hani Kazma Yutmuş Boz Ayım diye bir kodlaman vardı ya. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Mula Menteşe Dağları vardı ya. Onların hiçbiri buzulay yer şekillerinin görüldüğü örnek değildir. O zaman bir daha söylüyorum. Kırık dağlar diye öğrendiğiniz Kaz, Madra, Yont, Boz, Aydın, Muğla, Menteşe zirveleri yüksek dağlar değildir. O zaman buzulaç yer şekilleri adına iyi örnekler değildir. O zaman bir tuzak olarak seçeneklerde tuzak olarak gelebilmektedir. Hadi bir tuzak daha. Hocam ya bu Güneydoğu Anadolu zaten dağlık bir yer değildi. Orada meşhur bir volkanik dağ vardı. Diyarbakır Karaca'da. O zaman bu Diyarbakır, Karaca'da, Volkanik Dağ, Buzulayt yer şekillerinin görüldüğü bir dağ mıdır? Hayır. Yani bakın bunlar testlerde çok soruluyor. Bir not daha. Bu Ankara şey dedim ya. Orta Karadeniz, Batı Karadeniz böyle abartılı yüksek dağların olduğu yer değil. Bak bir istisna varmış. O kim? Paylaşayım. Burası Ilgaz Dağları. O zaman Ilgaz Dağları dışındaki dağlar. Mesela. ÖSM seçenek olarak öğrencilerim Ankara ile Bolu arasında bir ara Köroğlu Dağları'nı verdi. Dedi ki Köroğlu Dağları sence buzulayt yer şekillerinin görüldüğü bir dağ mıdır? Hayır. Bir daha söylüyorum. Hayır. O zaman Köroğlu Dağları buzulayt yer şekillerinin görüldüğü bir dağ değil. Çünkü Ilgaz dışındakilerini ele. Peki öğrencilerim iklimde bir ara adı geçmişti. Samsun'daki meşhur dağların adı neydi? Canik Dağları. Zaten Samsun neden iyi yağış almamıştı hatırlasana. Dağlar geriden başlıyordu, yükseltisi azdı ve bu yüzden Canik Dağları'nın olmasından kaynaklı olarak, yükseltisi az olmasından kaynaklı olarak Samsun'u yağış alamamıştı. O zaman Canik Dağları. Öğrencilerim bunlar ne? Tuzak. Ne tuzağı? Buzula ait yer şekillerinin görüldüğü dağlar arasında değildir bunlar. O cümleyi bir daha bir teyit edelim. Haritada verdim ki belki böyle bakmak istersin diye düşündüm. Oysa da ben yazarken... Sen aşağıya bak ya da bunlar ders notunda zaten vardı geçmiş videolarda. Geçmiş ders notu sayfalarında yer alıyor dostlar. Peki bilmen gereken dedim ki buzullar aşındırma yapar. Öğrencilerin buzullar aşındırmayı nasıl yapıyor? Buz hareket ediyor dedim. Hocam ya bu buz hareket edip ne oluyor ki? Tonlarca ağırlıktaki buz hareket edince diyorum geçtiği zemini törpülemeye başlıyor. Hocam böyle geçtiği zemini aşındıra 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 ne oluyor? Şöyle bir mod oluşuyor bak. Yani bir çanak, bir çukur oluşuyor. Coğrafyada bu çukura ne deniyor dostlar? Sirk çukuru. O zaman coğrafyada sirk kelimesi, sirk çukur ya da sirk çanağı buzul aşındırma şeklidir. Hocam bu çukurun içi şu anda resimde görüldüğü gibi suyla dolarsa ona sir gölleri ya da buzul gölleri mi deniyor? Evet. İşte Öseme bir ara sordu. Dedi ki aşağıda verilen dağlardan hangisi? Sir göllerine iyi bir örnek değildir. Asa bu soru buzul sorusu. O zaman yıldız dağlarında böyle bir şey olamaz. Ege'deki kırık dağlar dediğim kıyı Ege'deki dağlarda böyle bir şey olamaz. İşte Diyarbakır, Karaca Dağı gibi yükselse az olan, Canik Dağları gibi yükselse az olan dağlarda böyle bir şey olamaz zaman hocam kimde olur? Ders notlarında yazıyor dostlar. O zaman Bolkar dağlarında olur. Toros dağlarından bir dağ. Ala dağlarda olur. Toros dağlarından bir dağ. Rize kaç karda olur? Kuzey Anadolu dağlarından bir dağdı. Hatırlayın böyle dağın genel adı. Peki Artvin Karçal'da olur böyle şeyler. Neden olur? Çünkü buralar buzul ait yer şekillerinin görülebildiği yerler. O yüzden de böyle şeyler olabilir diyeceksin. O zaman sirk çanağı, sirk çukuru, sirk ölleri coğrafyada buzul aşındırma şeklidir. Peki hocam bu moren ne? Moreni topraklarda da anacağım ama şöyle analım. Hani buz hareket ediyor ya. Ben bir cümle kullandım az önce. Buzun gücü nerede biter? Buz hareket edince beraberinde bir sürü malzeme taşır. O malzeme nerede gücü biter? Artık sahile yaklaşılan yerde. Yani yükselti azaldıkça sıcaklık artar ya. O zaman bir buz aşağı indikçe santigrat derece olarak hani sıcaklık artıyor ya. O zaman diyor yavaş yavaş bir yere gelecek ve bir ara eriyecek. O zaman eriyince içinde taşıdığı 10 kilometre 20 kilometre belki yol almıştı. Binlerce yıl içinde taşıdığı o malzemeyi gidip bir yerde yığacak, biriktirecek. İşte o biriken malzemeye moren kelimesi kullanılır. Morenin e bir toprak adı olduğunu da test tekniği adına bil gelecek günlerde bize lazım olacak. Öğrencilerim o zaman bana morenler, bana sirk gölleri nerededir dediğinde yine şu görsel, yine şu dağlar aklına gelmeli. Özellikle benim belirttiğim dağları biraz daha önemserseniz sevinirim. Peki öğrencilerim biz bugün ne yaptık? Biraz böyle rüzgarlar ve buzullar üzerine değindik. Karsik şekilleri sanki diğer kısma bırakalım. Çünkü böyle telaş yapmayalım, acele etmeyelim. Haliyle diğer videoda sindire sindire anlatalım istiyorum. O zaman diğer videoda öğrencilerim lütfen ekran karşısına yine geçin. Ders notları önünüzde olsun. Artık ders notları sağ olsun artık ikinci baskılar, üçüncü baskılar çıktı. Yani ders notlarını artık temin etme sorunumuz ortadan kalktı. İmkanınız varsa lütfen ders notlarını alın. İmkanınız yoksa küçük küçük notlar alın ve beni güzel bir şekilde dinleyin. Bu coğrafyayı bu sana halledeceğiz. Size güvenmek istiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum ama sıra sende. Ne olur sen de bu sene elinden geleni yap ve biz bu işi beraber bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.